Gözlerimiz etrafımızdaki güzellikleri görmemizi sağlarlar. Bu videoda gözümüzün yapısını inceleyerek gözümüzün bölümlerini öğreneceğiz. Yüzümüz buna benzeyen bir şeydir, öyle değil mi? Çizim yeteneğim çok da iyi değildir. Lütfen idare edin. Eğer gözümüze odaklanıp derimizi, kafatası ve kasları geride bırakacak olursak geriye bir küre kalır. Bu küreye göz yuvarlağı ya da göz küresi adını veririz. Şimdi Göz yuvarlağına yandan bakıp saydam olduğunu düşüneceğiz. Böylelikle de gözümüzün içerisinde neler olduğunu inceleme şansımız olacak. İşte böyle. Size gözümüzü oluşturan bölümleri ve bu bölümlerin görevlerini anlatmak istiyorum. Dışarıdan baktığımızda da görebildiğimiz bu bölümle başlayalım mı? Bunun adı iris. Birisinin göz renginden bahsettiğimizde aslında irisin renginden bahsederiz. Gözümüze gelen ışık irisin üzerine düştüğünde geri yansır. Geri yansıyan ışığın rengi ise tamamen iriste bulunan pigmentin rengine bağlıdır. Mesela buradaki iris yeşil olduğu için bu kişinin gözleri yeşildir. Benim gözlerimse kahverengi yani irisim kahverengi ışığı yansıtır. İrisin tam ortasında bir delik olduğunu görüyor musunuz? Bu deliğin bir de ismi var. Göz bebeği. Bunu da not edeceğim. İrisin ortasındaki deliğin adı göz bebeği. Işık gözümüze göz bebeğinden girer. Evet, ışık bu şekilde göz bebeğinden içeri girer ve biz de böylece görebiliriz. İrisin çok önemli bir görevi vardır. Göz bebeğinin büyüklüğünü kontrol etmek. Göz bebeğinin büyüklüğünün kontrol gerektirmesinin sebebini şu şekilde açıklayabilirim. Günüzleri ya da çevremizdeki ışığın parlak olduğu durumlarda gözümüze bir sürü ışık ışını gelir. Ve bu durumda göz hücrelerimizin zarar görmemesi için bu ışık ışınlarının hepsinin gözümüze girmemesi gerektiği için iris göz bebeğini küçültür ve gözümüze sadece ihtiyacımız olduğu kadar ışık ışınının girmesini sağlar. Buna karşılık çevremizde çok fazla ışık olmadığında, mesela akşam ya da geceleri veya karanlık bir yerde bulunduğumuzda gözümüze gelen ışık ışınlarının sayısı çok azdır ve bu durumda da göz bebeğinin büyüyerek içeriye daha fazla ışın girmesini sağlamak gerekir. Yoksa hiçbir şey göremeyiz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu durumda da iris göz bebeğinin büyümesini yani içeriye daha fazla ışığın girmesini sağlar. Bunu kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Karanlık bir odada bir aynanın karşısına geçin. Bu durumda göz bebekleriniz oldukça büyüktür Gözlerinize ışık tuttuğunuzda da göz bebeklerinizin hemen o anda küçüleceklerini görebilirsiniz. Şimdi de irisi devre dışı bırakıp diğer bölümlerle devam edelim. Şu anda irisin sadece bir kesitini görüyorsunuz. Göz bebeği de burada. Buradaki çıkıntıya kornea adı verilir. Not edelim kornea. Burada da bir mercek var ve bu merceğin adı da göz merceği. Bunu da mercek olarak not edelim. Mercek de kornea arasında kalan kısım suya benzeyen bir sıvıyla doludur. Bu sıvıya da göz sıvısı adı verilir. Eğer dikkat edecek olursanız göz sıvısıyla birlikte korneanın ve merceğin hepsinin tümsek olduklarını görebilirsiniz. Evet. Kornea ve mercek birlikte yakınsak bir mercek sistemi oluştururlar. Bu sistemin görevi nereye bakmak istersek isteyelim baktığımız yerden ya da cisimden gelen ışığın gözümüzün arka kısmına odaklanmasını sağlamaktır. Işığın gözümüzün arka kısmına gelmesi gerekir. Çünkü ışığa duyarlı hücreler burada bulunurlar. Işığa duyarlı hücreleri bu şekilde kırmızıyla gösterelim. Evet, gözümüzün arka kısmının tamamen bu hücrelerle kaplı olduğunu görüyorsunuz. Bunun da bir ismi var tabi, retina. Işığa duyarlı hücrelerin bulunduğu tabakaya retina adı verilir. Bir cismi görebilmemiz için cisimden gelen ışığın retinada odaklanması gerekir odaklanmazsa cismi net olarak göremeyiz. Bu hücreler üzerlerine düşen ışığı elektrik sinyallerine dönüştürürler. Bu elektrik sinyalleri retinadan beynimize kadar bazı sinirler aracılığıyla taşınır. Evet, bu kısımda retinadan gelen elektrik sinyallerini beynimize ileten, başka bir deyişle tüm retina hücrelerini beynimize bağlayan bir sinir grubu var. Bunlara optik sinirler diyoruz. Beynimiz bu sinyalleri alır, bir sürü karmaşık işlem yapar. Ve sonunda bu ışık ışınlarının nereden geldiğini anlar ve etrafımızdaki cisimlerin görüntülerini üretir. Beynimiz çok karmaşık bir organdır ama bir o kadar da muhteşemdir. Düşünün, bu kadar fazla şeyi aynı anda yapabiliyor. Bu arada mercekle retina arasında kalan kısım da jel kıvamında bir sıvıyla doludur ve bu sıvının adı camsı cisimdir. Bu bölümün ismine aldanıp da sakın camdan yapıldığını düşünmeyin. Organik bir madde olduğunu söyleyebiliriz ama cam gibi şeffaf olduğu için ismi camsı cisimdir. Jel kıvamındaki sıvıyla dolu bu bölümün görevi de gözümüzün şeklini korumaktır. Bu kısım olmasaydı gözlerimiz üzerindeki ağırlık yüzünden kolaylıkla ezilebilirdi. Kısacası camsı cisim jel kıvamında, göz sıvısı da su kıvamında ve ikisi de saydam. Son olarak size bir de buradaki lifli yapıdan, yani merceği olduğu yerde tutan yapıdan bahsetmek istiyorum. Bunlara kirpiksi kaslar diyoruz. Kirpiksi kasların da merceğin şeklini değiştirmek gibi çok önemli bir görevleri vardır. Peki merceğin şeklinin değişmesine neden ihtiyaç duyabilir istersiniz? Çünkü baktığımız cismin uzaklığına bağlı olarak gözlerimizin optik gücünün değişmesi gerekir. Şu şekilde açıklayayım. Bu isimleri silikleştirip bazı çizimler yapacağım. Şimdi çok uzakta olan bir cisim düşünelim. Bu durumda cisimden gelen ışık ışınları birbirine paraleldir. Az önce de söylediğim gibi bu cismi net bir şekilde görebilmemiz için bu ışınların retinaya odaklanması gerekir. Hemen çiziyorum. İşte böyle. Burada önemli olanın bu kısımdaki kırılma olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Yani bu ışınların retinaya odaklanabilmeleri için şu aranda kırılmaları gerekir ve bu kırılma işlemi de yakınsak mercek sistemi sayesinde gerçekleşir. Şimdi de aynı cismin daha yakına geldiğini düşünelim. Az önce olduğu gibi net bir görüntü oluşması için cisimden gelen ışınların retinaya düşmesi gerekir. Bu ışınlar değişmeyecekler belki ama gelen ışınlar bu sefer birbirinden ayrılacağı için gerekli kırılmanın daha fazla olması gerekecek cisim yaklaştığında gerçekleşecek olan kırılmaya odaklanmanızı istiyorum. İşte böyle. Kırılmanın daha fazla olduğunu görüyorsunuz değil mi? Daha fazla kırılma, daha fazla optik güç gerektireceği için de cisimler yakın olduğunda ihtiyacımız olan optik gücün daha fazla, cisimler uzak olduğunda da daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden D gözümüzün cisimlerin uzaklığına göre optik gücünü ayarlaması gerekir. Az önce de söylediğim gibi bu kirpiksi kasların görevidir. Cisim uzaktayken daha az güce ihtiyacımız olduğundan merceğin eğriliğinin de daha az olması gerekir ve bu durumda kirpiksi kaslar aynı ekranda gördüğünüz şekilde gevşek durumdadır. Ama cisimler gözümüze yaklaştığında ihtiyacımız olan optik güç de arttığından kirpiksi kaslar kasılarak merceğin eğriliğini arttırırlar. İşte böyle. Burada tabi biraz abarttım ama kirpiksi kaslar bu şekilde baskı uygulayarak merceğin eğriliğini arttırırlar. Tekrar ediyorum. Cismin uzaklığına bağlı olarak merceğin eğriliği kirpiksi kaslar tarafından değiştirilir. Kirpiksi kasların merceğin eğriliğini kontrol ederek optik gücü değiştirmelerine ise akomodasyon ya da göz uyumu adı verilir. Kirpiksi kasların görevi neymiş? Göz uyumu ya da akomodasyon özetlemem gerekirse bu videoda kornea, göz sıvısı ve merceğin yakınsak bir mercek sistemi oluşturduklarını, bu sistemin görevlerinin ışık ışınlarını retinaya odaklamak olduğunu öğrendik. Ayrıca retinanın görevleri ışığı elektrik sinyallerine dönüştürmek olan ışığa duyarlı hücrelerden meydana geldiğini, elektrik sinyallerinin optik sinir aracılığıyla aldığı bilgiyi işleyen beyne ulaştırıldığını işledik camsı cismin gözümüzün şeklini koruduğunu, irisin gözümüze giren ışık ışınlarının miktarını ayarlayan göz bebeğinin büyüklüğünü kontrol ettiğini ve son olarak kirpiksi kasların cismin uzaklığına bağlı olarak gözümüzün optik gücünü değiştirebildiklerini öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.